Selamünaleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz evimize. Almanya'da gurbetçi aileye evimize buyurdunuz. Ne mutlu ettiniz. Ya 3 gün evdeyim. 3 gün. Ya be hanım. Ya be hanım diyorum. Beni ne olursun diyorum mutfağa sokma diyorum. Gel gezek diyorum. Temiz havalı diyorum. Ya boş gününde de evdeyim. Mutfaktayım. Selma, yastığımı, yorganımı da mutfağa getir bari Selma. Sizlere bugün yemek yapacağım. Selma gelmesin ki çene öldürdü beni. Az da dedikodu ben yapayım. Hep bayanlar mı yapacak? Az da erkekler yapsın. Pirinç pilav yapacağım. Selma bu neydi kız? Tavuk sote miydi? Evet, tavuk sote. Tavuk sote yapacağım size arkadaşlar. Garnitörüm var. Bundan yapacağım. Bugün yemekler benim elimden çıkacak. Ondan sonra güzel bir salata yaparım. Bir de karpuz doğrarım. Otururum tek başıma afiyetle yerim. Onun gelmesin de ne yapayım ben ne yapayım. Vallahi arkadaşlar ne anlatayım ben size biliyor musunuz? Kadının çenesinden korkacaksın kardeşim. Onu bunu bilmek. Bayanlar ne kadar konuşuyor susturamıyor. Kız Selma sus diyorum. Ama heyecan sus hele sus diyor. Unutturuyorsun bana diyor. Meğersem saatlerdir aklımda tutuyormuş. Ha biri anlatacak. Kız ne anlatacak? Sen sus hele sus Ercan diyor. Bugün de ben konuşayım Selma dedim. Azı sen git de dedim. 5-10 dakika azıcık arkadaşlarına ben sohbet edeyim dedim. Ya ben konuşamıyorum hiç. Hiç konuşamıyorum. Şimdi damlar ha. Şimdi benim sesimi duyuyor ya. Şimdi damlar buraya. Selma. Selma. Küstü galiba bana. Gel kız gel tamam küsme gel gel. İşim var Ercan, işim var. Aşkım, gel. Ben 2 dakika duramıyorum ha. Kim ben? Vallahi gelmezsen daha iyi canım amine. Ben kendi yemeğimi yaparım hemen bunlara. 30 sefer ismini sayıklıyor. Kim senin ismin ağzında şey dolanmış şey kayıt olmuş Selma. Kayıt. Telefona kayıt olur gibi dilime kayıt olmuş. Ne yapayım? Hadi bana kurban olasın. Olur kız ne olacak sanki? Ama Rabbim vermiş bir can onu da sana vereyim. Ne olacak sanki? O bir tarafta da ben alırım canını. Evet arkadaşlar pilavım yavaş yavaş kavruluyor. Vallahi dediğim gibi yani demeyin ki Ercan bu evde iş yapmıyor demeyin. Ben görüntü olarak mutfağa girmiyorum. Ben gerçekten iş yapıyorum. Dışarıda direksiyon çevir, evde de tencereyi çevir. Ne anladım ben bu işte? Oh işleri bende. Arkadaşlar Ramazan nasıl geçiyor sizin? Şurada 8 gün kaldı. Ben bugünü saymıyorum. 8 gün kaldı. Rabbim sayılı gün çabuk geçer değil de gerçekten günler su gibi akıp gidiyor. Ondan sonra kimisi tabii çok üzülüyor Ramazan ayı bitiyor diye. Çünkü Ramazan'ın bereketi de gerçekten daha bir başka oluyor. Yani görüyoruz Allah. Ben şimdi yumdum. Geldi benimki. Tatlı belam. Ay hoş geldin Selma. Yemekleri bana bıraktın sen çünkü. Selam vereyim. Dur İyi, bir hadi bir ver ben karıştırayım yemek yapayım. Selamünaleyküm. Vallahi dedikodu yapmadım. He duymadım sanki. Selamünaleyküm. Değerli kıymetli gönül dostlarımız. Almanya'da gurbetçi ailenin hoş geldiniz. Çok mutlu olduk geldiğiniz için. Değerli dostlar. Arka tarafta biraz işlerim vardı onları hallettim. Ercan hazır benim, şeyleri. Hazır mı? Hazır şeyleri karıştıracak. Ona da mın mın ediyor. Dedikodu ediyor, laf ediyor. Ama öyle deme Selma, yapıyorum, bunu yapıyorum. Bu... Ne yapıyorsun Ercan? Bence çenen çalışıyor. Evet, bu karıştırmak da iş. Çok karıştırma, ezilmesin. Tamam, hayır. Değerli kıymetli dostlar, bugün bizim akşam yemeğimizde ne var? Anlatın ben. Tavuk sotemiz, pirinç pilavımız, karışık garnitür olarak bezelyemiz var. Gene çolatamız, karpuzumuz. Valla bugün de böyle geçiştireceğiz bu mübarek günü. Bir de şunu diyeceğim, bugün Zeyhan da yazmış. Canlar, Kadir gecesinin Ramazan'ın son 10 günün içinden bir güne saplı. Hani kaydedenle Ramazan'ın son 3 günü kalası yani oluyor ya. Aslında değil. 10 gün içerisinde günü belli olmadığı için saati de belli. Bu 10 gün içerisinde ettiğiniz dualar, dilekler, arzular, tövbeler, her şeyiniz bu 10 gün içinde Rabbime hangi gün olduğunu bilmeyiz. Belki saati şu saniyede diye. Bile olabilir. Evet. Rabbim ben diyorum ki hani ona dayanarak kurban olduğum Allah kimin evinde derdi, sıkıntısı, hastalıklarla uğraşanlar, evlatla, kocayla çekenler, etrafıyla yaşayanlar.
iş isteyenler, bebek isteyenler, kimlerle ne derdi, ne arzusu varsa şu mübarek yüzü suyu günü hürmetine Rabbim kabul eylesin. Amin. Evlerimize Halil İbrahim rızkı, bereketi, bolluğu, huzuru nasip etsin. Evlenecek olan genç erkek kardeşlerime, kız kardeşlerime Rabbim hayırlı kapılar açsın. Amin. Güzellikler nasip etsin. Böyle bununla başlamak istedim. Güzel çünkü başladın bu, Selma. Sabah akşam dua et. Ne olursun bana. Dün geçti bu 9. 9 gün kaldı Ramazan'ın sonu. Artık sondan böyle sayıyoruz. 8. Bugün 9'u, yarın 8'i. Bugünden itibaren de dediğim gibi canlar biliyorsunuzdur da ben de hatırlatayım dedim. Yani böyle biz işte bugün aslında ben şeye gidecektim. Siz söyleyin. Ekşin midir? Ekşin midir? Ben diyemiyorum onu. Erindi. Vallahi götürecektim. Aha yüzü burada. Yalan efendim. Önce... Ya ben bir şey dedim mi hep yalan diyorsun. Sen bir şey dedin ben de he doğrusun diyorum. Sen de ayrı bir şeysin. Ama sen, doğru. Yalan söylüyorsun. Dur bir anlatayım. Neden yalan diyor dediğimi söyleyeyim. Tövbe estağfurullah. Dedim ki Ercan dedim bu akşin midir, ekşin midir dilim dövü bilen biliyor orayı. Oraya gidelim dedim. Ondan sonra bana dedi ki ya dedi şimdi ne ekşin ne çıkarıyorsun para harcamaktan bıkmadın mı? Ben dedi arabayı değiştireceğim dedi. Yeni araba alacağım. Azıcık dedi para harcamayın. Evdekilerle idare et. Bir sürü dan. Ama haksız mıyım arkadaşlar? Haklıyım. Ondan sonra ben de dedim ki aman dedim gitmiyorum be dedim. Küstü. Sinirlendim. Ben hemen alınırım. Ben de hemen mutfağa girdim ondan sonra. Aman dedim gitmiyorum tamam dedim. O zaman dedim markete gidelim dedim. Tamam dedim markete gidelim Selma o zaman dedi. Bir markete gideceğiz ama gitmeden önce dedim ki şimdi marketten gelirken insan hani şöyle bir gezip tozup geleceğim. Aman dedim yemekleri dedim pişireyim kenara atayım da dedim. Rahatça gideyim gezeyim. Sonra iki elimiz bir pabuca dolanıyor. Evet. Dün biliyorsunuz 5-6 dakika çocukları geç oturtturdum masaya. Biraz da ona kız çocuklar sinirlendiler bana akşam. Anne senin yüzünden biz geç. Aman dedim 5 dakika daha fazla sabah pazar. Ben bunu iyice kavurmadım ki sen bana suyunu boşalttın. Yeter bir şey. Valla. Selam arkadaşlar biz dışarı çıktık. Yemekleri yaptım sokağa çıktık. Yani çıkardı daha doğrusu beni. Valla ben böyle kalın caman giyindim canlar. Yok be, burası soğuk, çok soğuk. Yani kuru bir ayaz verirler ya böyle bir şey var. Ne kuru ayaz Ercan bildiğin soğuk işte. Soğuk işte ya. İnan üşüdüm ya hemen dedim şalımı neyimi taktım gene. Acıktan. Ondan değil mi? Tabii acıktan üşüdüm. Valla inanın üşüyorum. Hava o kadar soğuk ki. Değil mi Ercan? Yes. Şöyle aç çevireyim. Bakın canlar. Gökyüzünün halini anlarsınız. Açık gibi durduğuna bakmayın. Bulut var. Şimdi yağmur yağacak. Bir arada sıcak güneş çıkıyor yalancı bir güneş. Sonra geri soğuk oluyor. Aynen öyle Selma. Vallahi. İnanın bakın zaten kalabalık değil. Dışarılar bomboş. Canım, bizim buralar işte her zaman size gösteriyorum ya. Bakın caddelere. Görüyorsunuz işte bizim buralar böyle. Gel arkadaşlar Deniz Kenan'ın oraya gidiyor. Çiğdem teyze de geçiyor. Aldi'ye gidiyor herhalde. Deniz Kenan oraya şöyle. Ay Ercan ben üşüyorum. Deniz'in orada daha soğuk. Arabayla geçeceğim kız. Ne yapacaksın Ercan? Gidelim şöyle ya, iki dolanalım. Arkadaşlar gezdirdik işte. Hay Ercan senin vlogda gezdiler. Gezdi. Benim vlog size havalar görmüyor. Isınsın daha çok ki. Gezeriz. Benim vlog sizi görmüyor. Yağmur yağıyor canlar. Sertik atıyor. Ben o zaman otobüsü alayım da geleyim. Sen hadi arabayı al getir. Otobüsü. İşte böyle kıymetli dostlar. Dışarılarımız bu şekil. İnsanlar nadir sokakta. Vallahi millet yiyeceğini alıyor, oturuyor evine, yemeğini yiyor. Ondan sonra bitmiştir. Evet canlar, ben burada kapatayım. Gene güzel şey olursa, olmazsa arabada da açarız, biraz sohbet ederiz. Vlog çok uzun doluyor, kıyamıyorum size. Hadi birazdan beraberiz.
Evet arkadaşlar, biz eve geldik. Ercan arabayı park ediyor. Arabayı park etsin, alışverişleri alalım. Valla gene duramadık, bir sürü alışveriş yaptık. Bir de bizim burada yağmur tuttu. Uykular harap oldu. Aha, çeksene beni. Ercan hadi. Uykular harap oldu. Gündüzüm geçiyor ya. Kafayı yedi benim kocam. Hadi Ercan, yağmur. Ya dışarıda da yağmur yağıyor. Alışverişleri de aldık canlar. Yani öyle gezmeye diye gittik de. Tabii biz. Senden bir de alışveriş yapacağım ben. Biz alışveriş diye çıkarız. Şey, yürüyüş gezme diye. Gezme diye. Hadi Ercan. Ya, baklavayı tamam. Ver bana. Şey yok, şerbeti akar. Bana her gün para harcatıyorsun. Bıktım senin para harcatmandan. Yok da. Dur çevireyim şöyle, seni çekeyim. Ya ben seni sokağa çıkmayacağım. Bana bir de yürüyüş mürüyüş deme. İyi iyi, hadi bir şey olmaz. Uykular. Arkadaşlar para gitti ya, ondan sizden oluyor. Sen erik dalı gevrektire dön Ercan. Belki onlar insaflı olur, telif yapmazlar. Erik dalı gevrektir. Amanın gevrektir. Cumartesi günü alışveriş yaptık. Allah'tan ay gene başlama, sus sen de. Allah'tan ne valla canlar, o benim sevdiğim kekseden alım. Anam orucuz ya, canımız neler istiyor. Güldane, hani sen bulamadıydın ya kız. Gülendam Ercan. Ay, Gülendam. Gülendam bak, iki paket aldım kız. Kızım sen niye bulamadın? Güldane diyor. Selma'nın gözünden kaçmıyor. Ay, ben özellikle bu o kekseler için gittim. Neyse canlar, biz şu eve bir girelim. Bakın zaten bizim buralar, evet, gittik bomboş, geldik bomboş, görüyorsunuz işte. Şurada yaşanır mı? Kalabalığı ne istiyor? Kalabalık, millet kalabalıktan kaçıyor. Hadi hadi hadi. Tamam iyi, hadi ne dedik sanki? Allah Allah. Ay bu adama da hiçbir şey demiyor, kulağı da hep bende. Ya. Neyse canlar, ben şimdi eve gireyim, aldıklarımı size gösteririm. Hadi biraz evde görüşürüz. Evet, bir gün alışveriş götürdü beni, gezeceğiz diye gitti, alışveriş yaptı ya. Ercan yalan, arkadaşlar mahsus yapıyor ha. Gerçek değil. Mahsusçuktan size beni rezil ediyor. Bu nasıl gezmek Selma? Beni deniz. Mahsus yapıyor. Bakma, sizi görünce öyle yaptı. Kimse de aramadı. Ben doğruyu konuşurum. Hiç kusura bakma. Doğrucuyum. Canla dışarıda yağmur hızlanıyor. Şu bakışlara bir bak. Kim inanır? Ercan inanır. Adam. Öldüm ben. Öldüm. Çok yaşa. Çok yaşa baba. Çocuğa bak, şahit. Şahit gitti yine iskat. Ya ben anlamıyorum. Hadi. Bu erkekler niye böyle? Ne demek böyle, hadi. Belirtme. Neyi kızım? Çalışan insan bilir. Yok dursun. Hadi başla. Ya Ercan bugün niye keyifsizim ben? Canlar ya, ben de bugün keyifsizim. Fatiha. Abu Elham'ı görüyor musun değil mi? Dua boğuyor. Bir an evvel Tahtalıköy'e yolluyor beni. Şey taht nereye deniyordu oraya? Tahtalıköy. Öbür tarafa değil mi? Görüyor musun değil mi? Hemen senin şeyini kavruyor mu? Helva mı? aldım da irmik. Ben hayır. 20 ben kendi bugün bu sefer demek canım neyse, o geçen 20 kelimesi çok güzeldi canlar, tavsiye ederim. Sen de tek başına yedin Selma. Çok güzel tadı, biz seviyoruz Tuğçe'yle. Evet. Kalmamıştı, gittim Türk Bakkalı'ndan 20'yi de aldım. Ben kendi helvamı kendim kavururum, sana zahmet etme. Neyse vlogumuz uzun sürmesin. Çabuk. Canlar, kızlar benden sipariş istemişlerdi şu maskelerde şey bu. Cilt için krem yumuşatıyor. Bu da aynısı. Biri mavi renkli, renkleri farklı. Gözaltı için neler vardı? Gözaltılar için efendim, bunlar hep de ondan almıştık ha. Hep gözaltılar için, şunlar için. Diğerleri de normal cilt maskesi. Ya şunlara para veririm, Allah'tan korkuyorum. Ama istiyor kızların, ne yapayım, alıyor işte. Kız hayatında daha krem sürmedim. Şuna bak, bebek gibiyim kız. Bebek. Heyecanım şey, kundağı sarıp sevecekler seni. Bebek gibisin. Anam bu da. Kendimle daha da beğeniyorum. Ne aldın Selma, hadi. Canlar öyle tediye girmiştim. Öyle bir gezineyim diye. Orada da böyle dikiş iplikleri ucuzlanmış. Lan lan. Valla 4 eurodan 1 euroya düşmüş. İçinde bir iki tane eksiymiş. Aman olsun dedim. Bana biz çok böyle kullanıyoruz falan. Bir tane bu dikiş ipliğinden aldım. Bir tane yufka aldım. Dedik bayrama dedim. Bulamazsak dedim. Bir tane bu kasaptan aldım. Kasap dedik hadi bulunmazsa evde dedim. Bir tane yufka bak, olsun. Bak ben dedim. Bundan istiyorum. Tamam, bu bana bundan için. Yap. Tamam Ercan. Bir de diğer Arap buzluğu atacak aldım. Bunlar aylarda duracak orada. İnşallah yapar, hep beraber bakarız. Allah korku, çarpılacağım Ercan. Mübarek günlerde günaha girme ya. Yalan konuşuyorsun hayatım sen. Yap da yiyin.
Geldi dostlar. Valla Ercan canı tatlı isteyip ben duruyordu. Ben aslında halka istedim de taze olarak bu gelmiş. Ben de bundan aldım. Şöyle açayım sizlerine de göstereyim. Aha işte canlar. Ama çok güzel. Tulumba mıdır nedir işte ondan tulumba, almışlar. Tulumbanın büyüğü. Kilosu 10 euroydu. Yarım kilo aldık. 5 euro da buna verdik. Çok güzel ama. Kapatamamış ki adam doğrusu. Neyse Ercan sen kapat. Kalabalık değil lan. Bu ver. İki tane. Ana bu dondurmaları hemen kaldıralım. Ha, he, he. Dondurma aldım. İki tane böyle de şeyin yanına. Siz şunları hiç koymayın şöyle. Yazmış gibi ya. Dondurma aldım. Ben kapatayım bu kahveni. Aldım. Aldım aldım. Bu yapmayın. Dondurmaları hemen buzluğa koyalım. Hemen bunları buzluğa koyalım. Gösterelim şöyle. Hamburg. Şunları da çöpe atalım. Dört tane. Böyle dört tane tatlının yanında. Dört çocuğumu aldım arkadaşlar. Evet çocuklar dedik yesinler diye dört tane. Ben de diyetteyim ya. Hani çocuklar yesin çikolata parçacıklı dondurmalardan aldım. İki euroydu şöyle bir tanesi. Efendim üstünde de yazıyor. Bunları da aldık geldik. Olur ben bunları oraya götüreyim. Dur, götür götür buzluğa at. Efendim evde biliyorsunuz. Talha'ya... Nasıl geleyim annem? Tamam. Döke saça iş yapıyor. Bugün diyorum ya benim halim yok. Salata malzemelerim yok diyordum ya size. Gitmişken dedim salata malzemelerimi de alayım dedim. Hep poşet. Böyle roka aldım bir paket. Elime geldikçe size göstereceğim canlar. Bu kadar domates aldık. Bu Aydin'in. Bu kadar domates aldık. Bu Lidl'in. Yine Lidl'den bu makarnalardan aldık. Bunlar yumurtalı makarnalar. Bir tane de bundan aldım. Çünkü evde seviliyor bu aralar. Hoşlarına gitti çocukların. Tekrar bir tane Türk bakkalından maydanoz aldım canlar. Lazım oluyor. Çok sürekli kullanıyoruz. Dedim ya bir tane de şu yufkayı aldım. Bu yufka da çok hoşuma gitti. Yumuşacık görünce ha dedim bir tane de bunu alayım. Şu aldığım yufka 1 euro 99'du. Bu da galiba 1 euro 79 falandı. Pişman oldum. Keşke bundan alsaydım. Öbürünü hiç almasaydım. Yok annem. Bir tane irmik aldım. Özellikle helvalık olan irmiklerden aldım. Bir tane paprika aldım. Bunu da Türk bakkalından aldım. Bu paprikayı orada uygundu fiyatı. Bir de taze kadayıf aldım. Hani belki kadayıf ya da künefe bir şey yapar mıyız diye. Bir tane de bu taze kadayıftan aldım. Valla buralar da pahalı canlar. Türk marketleri de pahalı. Tekrardan bir tane zeytinyağı aldık efendim. Bu Lidl'in üzümü. Lidl'den bir tane üzüm. Yani bir tane derken böyle bir kilo üzüm aldım. Sonra iki tane mantar aldık. Neyse canım mantar istedi. Ercan dedi. Canım her şey istiyor. Mantar açım ya. Ercan açım aç. Aç olunca. Gözüm bir her şey istiyor. Böyle bir de gözümün önü falan kararıyor. Giderim de durur muyum? İnşallah. Ana. Yanlışını almışım. Beni çikolatalıymış. Ay ben onu sevmem. Olsun onu da çocuklar yesin. Ne olacak ki? Niye üzüleceğini şimdi? İkisini mi yanlış? Bunu yesem bu yetmez. Aa bunu da yanlış almışım. Üzümlü falan mı var yani? Evet. İkisi de arkadaşlar ya. Gözüm ne kadar döndüyse. Bunlar benim ağzımın tadına göre bu bana almış. Ver bakayım ver bakayım. Gözüm ne kadar döndüyse benim sade olanını değil de biri çikolatalı biri de böğürtle karışıklı. Baba anne hemen geri götür de alsın. Yok ben bunları işe götürürüm. Bırak. Anam. Siz olun açken alışveriş yapmayın. Benim durumuma düşersiniz. Dedim ya içimden yine gidiyor bak alıyor dedim yanlış almış. Kontrol bu çikolatalardan aldık Dopil'lerinden. Talha çok seviyor. Gidiyor ne? Gidiyor bakkaldan alıyor. Dedim Dopil al bunu dedim. Aldım sen hadi yürü be. Basto. Ne aldın? 3 tane. Dört mi aldın? Ercan niye o kadar çok aldın? Ucuzlamış diye aldım. Ah Ercan. Ben 4 tane paprika efendim ucuzladı dedi de şunlar 1.79'a geliyor fiyatı tanesi. 4 tane. Ne? 2.79 Ercan bunun tanesi. Tamam. Ot. 2.80 olsa 1.40'a giriyor. 1.40'a işte 1.40 pahalı mı? Öyle mi? Ne bileyim kafam mı kaldı? Ne gittin sen lan sende? Kaka. Ucuzdan kaldım ben seni. Efendim bu Ercan Talha'cığım. Zude bir dakika dur. Evet canlar 2 tane de bu salata karışık salatalıklardan aldım. Salata için. Bundan 2 tane de
Bu marullardan aldık. Belki Ercan yarın çiğ köfte yoğurursa dedim. İki tane de bu marullardan aldık. Ercan yarın bulursan Ercan. Farkındaysanız hep sebze türü doldu burası. Babamıza ne aldın Selma kız? İki tane de bu kajulardan aldı. Artık bunun adını öğrendim. Önceden keşu deyip duruyordum. En sonunda öğrettiler bana. Neymiş? Kaju. İki tane kaju aldık. Lidl'de bu hafta Angobot'ta 2.79 mi 2.69 mi ne şunun bir paketi. 2.79 tanesi. İşte biz de iki tane de bundan aldık. Ercan bunu çok seviyor. Ercan kendini aldı. Vallahi canla çıktık geldik. Yorulduk. Yani bayıldık geldik demek istiyor. Evet valla. Evet. Aman para değil de insan alsam da içsen de böyle bir kefsizsin, böyle bir moralin yok. Ne bileyim ben de bugün öyle bir enerji düşüklüğü var. Siz de bana dua edin. Sanki ben de mi acaba diyorum korona falan mı olacağım? Allah korusun. Allah korusun. Böyle halsizim, kefsizim, başım dönüyor. Bilmiyorum ya. Bir vah, içimde ruh var. Ay kıyamam, kıyamam. Ah kızım helvanın tavasını koy. Hadi helva burada bak ha ben kendim kavururum sen zahmet etme. Geceli. Selma ben sus. Ben ölüyorum desem adam geceler diye başlar göbek atacak. Vallahi utanması şurada oynayacak. Yok be estağfurullah ben şaka yaptım. Vallahi kızlar seni parçalar bizim hayır. Kızlar. Görmezler ki. Sude ters ters bakıyor benim, bak seni öyle deyince. Beni görmezler ki. Ha kaybolun. Kaybolur gidermiş. Selma bloğum. Neyse canlar. Yine, hadi şimdi ben şuraları bir toplayayım. Ondan sonra masamızı kuralım. Hadi biraz da masada sohbet ederiz. Ana da oda mı var? Evet. Yemezlerse kalıyor sonra. Az koy ya. Yedikleri zaman şey yap. Geri ilave edersin. Merhaba arkadaşlar. Biz başladık valla. Artık bizim burada saat geldi. Ama dediğim gibi çorba yapmıyoruz. Çorba doyuruyor seni. Çorba doyuruyor. Biraz çorba da çocuklar doyuruyor. Çok bu ara çorbacı oldular. İstemediler ne yalan söyleyeyim. Biz de dedik hadi o zaman çorbaya gerek yok doldurdum. Yemeklerimizi hazırladık. İsteyen olsa ben burada yine veririm. Aa belim ağrıyor kız Selma. Ekmek çıkaracak mıyız? Yok değil mi? Yok ekmek yemeği. İstemiyorlar. O benim mi? Ben sana bezelye koyacağım değil mi? Ben sana zahmet. Ama babam isterse ekmek aldır kendisine. Sana zahmet koy koy. Çok mu aşlanmış? Hayır. Tamam, tamam. Dilin 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 seviyorum ben. Ama sen de. Buldum işte. Ne demek buldun ya? Baba havuçu sanki diri diri mi yiyeceksin? Diri diri seviyorum ben. Ya. Hayret bir şey ya. Ben salataya karıştırıyorum Selma. Tamam salataya karıştır Ercan. Kaşıkla baba. Hay Selma Tuğçe. Al şu oradan kaşıkla oradan al. Baba hemen hazır çatal alacak ben de oradan. Ne yapayım? Masada duruyor alır karıştırırım ne var sanki? Bulaşık çıkıyor. Ay ömrümü yedim. Vallahi ömrüm. Belli ömrümü kim biliyor ömrümü. Sudenaz diğer telefonu mu getirsene. Daha 25 yaşındasın evet, canlar. Nasıl ömürmüş bu? Gelin bakın. Ya gel kızım. Bakın canlar, akşam yemeğimiz bizim bu Ercan'ın her zamanki gibi olmazsa olmaz neydi adı? Baharatları. Tabii tabii şart şart onlar olmadan olmaz. Hatta acı biberim var, acı biberler çıkarım. Bunlar da salatamız işte. Salatayı Tuğçe hazırlamış. Ya. Bizim akşam yemeğimiz hazır canlar. Vallahi darısı sizin eviniz olsun. Dediğim gibi bugün benim hiçbir enerjim, hiç böyle bir ruhum. Hayırdır ne oldu Selma? Ercan vallahi bilmiyorum. İyi ki kocan 3 gün evdeydi ya moralin bozuk. Bakayım da yer gideceğim. Bu benim izlenimlerin çok düşük ya beykondan Ercan. Aman Selma hayat ondan ibadet etme. Kurban olduğum yapma ya sağlığın daha önemli ben ya. Daha 50 yılımız var önümüzde. Ay ne, sen ne biliyorsun ha? Bu erkekler vallahi bir ya, acayip. Var ya şunları kaşından karıştırıyorsunuz ya. Elinle mi karıştıracaksın? Evet. Oh. Elimi şöyle karıştıracağım, harmanlayacağım. Ne kadar güzel. Bu ne yapıyor ya? Bu ne böyle ya? Tamam İçim koy kaşıkları. İşte onlar tabakların yanına alıyorlar zaten. Kaşıkları da koy içine bir şey olmaz. He? Tamam. Allah Allah. Kaşığından karıştırıyor. Anlat sen. Oturayım ben. Az kaldı zaten. Aa, vallahi. Ercan bugün seninle hiç tartışacak
Hiç halim yok. Samimi söylüyorum. İyi, tamam çekme. Hadi. Çocuklar gelene kadar dur. Tamam, zaten daracık mutfak. Sade evde. Sana dedim ev alayım dedim. İstemedin. Oh, hadi. Acayip Ercan. Ben şöyle geçeyim. Dur anam. Dur bu adamla uğraşılmaz. Dur. İlla ki yanıma gelecek yine. Gel bakalım. Tamam ölüyorum. Evet, gıcırdatma sen de. Ercan çok gıcır diyor. Hiç kıpırdamayayım değil mi? Kıpırdama. Nefes alma. Ercan nefes almasan da oluyor. Ha bak iyi şimdi. İyi iyi vallahi iyi. Canlar öyle güzel yorumlar aldım ki. Dedim ya. Nefes ver şimdi ölüm ölüm yemek oruç açacağız dur. Hadi gidelim. Durduk yere irmiği boşaltmadım şu irmiği aldık durduk lafı ne diyorsun? Valla ben kendimkini kavurdum sıra sende. Zorundan beni öldürecek görüyor musunuz değil mi? Yok, tatlımız orada. Valla. Almanya'da gurbetçinin ailesinin hanımefendileri Ercan vallahi zaten saçın başın kalmamış hiçbir şeyin kalmaz sus en iyisi. Vallahi bak karışma. O kadar güzel kıymetli hanımefendiler. Ben de küserim onlara. Küs. Çıkmam. Peki. Çıkmam. O kadar güzel yorum yapmışlar ki. Jülidem canımın içi buradan selam olsun. Senin o güzel yanacıklarından öpüyorum. Son gülüm gülüm paşaların annesi Amerika sana selam olsun. O güzel yürekli bacım, senin o güzel yüreğinden öpüyorum. O kadar güzel yazmış ki, Jülidem Ketsa aynen öyle, Jülide demiş ki bak, Ercan abim diyor, Burcu Aslan diyor, kendi de aslan, Selmacığımın aslanı biraz, diyor. Bak bak, ne güzel tanımlıyorlar beni, sense beni hiç beğenmiyorsun, sus Selma. Çok sağ ol, teşekkür ederim Jülide. Leyla'm sana da buradan selam olsun. Abla erkenden geldim baktım demiş. Kurban olurum canımın içi. Yelda'm demiş ki ya siz nasıl güzel insanlarsınız maşallah size demiş. Allah razı olsun. Leyla'm aynı şekilde Amerika'da paşaların annesi. Allah'ım o paşalara uzun uzun ömürler versin kıymetli bacım. Rabbim en güzel günlerini göstersin sana. Gerçekten öyle. Bugün Nesli geldi aramıza. Neslicim hoş geldin ablam. Bu selam bir sürü yorum yazmış. Gizoş'um yazmış. Akpınar. Selamun aleyküm Selma Hanım. Ben de Almanya'dayım. 92'de evlendim. Türkiye'ye geldim. Gurbette yalnızlık yaşadık. Zordur demiş. Hoş geldin bacım. Sen de aramıza yeni geldin. Gül Hanım yazmış. Buradan Gül Hanım'a selam olsun. Emel'ime selam olsun. Meryem'imi yanaklarından öpüyorum. Selam olsun. Leyla Hanife Güçlü hanımefendi yazmış. Gerçekten hayat ona biraz acı vurmuş galiba. Acı tarafını yaşamış Leyla Hanım'a. Allah'ım Ercan'cığım gıcırdatma. Yar ve yardımcız olsun. Leyla Hanife Hanımcığım. Rabbim ne sıkıntı ne derdin varsa şu mübarek günler yüzüsü hürmetine geçsin gitsin. Ya okudum biraz da bayağı içim bir sızladı. Bacım gurbetçi gurbette olmak kimsesizlik zordur. Allah evlatlarımızın karşısına hadi bizler geldik geçtik de yavrularımızın karşısına hayırlı insanlar çıkarsın. Gönülüm biz, Gönül Bulut seni çok seviyorum. Gülseren ablam, Fatmam, Fatma Seyidoğlu, yaramı deşme. Selma abacı demiş. Deşmedim kız hakkınızı helal edin. Gülseren ablam yazmış. Leyla Hanife Hanım gene yazmış. Veysel abi Allah razı olsun. Talimatım yazmış. Bürgül ablam bir sürü öyle güzel sözler yazmış ki. Selma'm demiş bizler iyi olalım demiş. Benim demiş eğer bir gelinim olsa isterse bana bir gül anne desin gene burama basarım ben o gelinimi demiş. Allah öyle güzel anneleri güzel düşünen hanımefendileri başımızdan eksik etmesin. Bir gül ablam cansın. Sevilim öyle güzel yorumlar yazmış ki. Selamlar canımın içi sen çok becerikli ve terbiyeli birisin demiş ama o kadar uzun bir yorumla bize öyle güzel. Ben görmediydim maşallah. Öyle güzel yapmış ki hatta yorumu sabitlemiştim ama mesela hocam güzel bir dini bir şey yazınca ben biliyorsunuz hemen Peygamber Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam'ın ya da hadislerin ismi geçtiği anda istemiyorum yorumların altında kalsın üstü geçsin diye hemen değiştiriyorum. O kadar güzel yazmış ki canım benim demiş Allah senden de sizden de razı olsun sınırsızca demiş. Anneciğine rahmet eylesin. Rabbim mekanını cennet eylesin. Tüm bacılarımın, kardeşlerimin vefat etmiş ailelerine. Kurban olduğum Allah gani gani rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Evet. Onların ömürleri uzun olsun. Öyle güzel sözler yazmış ki
Hani nasıl söyleyeceğim, nasıl okuyacağımı bilmiyorum. Canlar, Allah hepinizden razı olsun. Ya o kadar duygulandım ki. Filiz ablam öyle güzel sözler yazmış. Talimatım Zelihan koşmuş gelmiş. Sevil Yalçın, senin o güzel yanaklarından, o güzel yüreğinden öpüyorum. Hürrem'im yazmış. Ya öyle güzel destek mesajları, çok var, çok. Sözler. Nurullah abi yazmış. Haçu 300. Ercan abi, babam da üzüm ekmeği çok yer demiş. Güzel yazmış. Lütfiye bacım yazmış. Rabia bacım, Aydan ablam, Cansun. Ya hızlı hızlı geçiyorum. Kimsenin hakkı kalsın istemiyorum. Canan Kılıç. Kanada'dan Sevgi Hanım. Allah evlatlarını bağışlasın. Buradan sana selam olsun. Sefa Ekici. Benim güzel bacım. Allah evlatların güzel gününü göresin. Canımın içi. Ya bizim Tuğçe doldurmuş. Nagi Hanım yazmış. Selmam, çok doğru söylüyorsun. Damat ne kadar iyi olursa olsun anneler çekinir. Bir toparlanmaya geçer. Ben gelin, ben 12 sene feçli kayınpederime baktım ve çok şükür Allah'ım o kadar hani hiç şey yapmadım, strese girmedim ve iyi ki de bakmışım. Allah'a çok şükür, Rabbim bize daha fazlasını verdi. Evimize huzuru da verdi, bereketi de verdi. Hiç de pişman değilim demiş, selamlar göndermiş. Allah senin gibi güzel bacılarımızı eksik etmesin. Senin vicdanından bizlere de versin bacım. Sevgim yazmış, Selihan, Sefam, Nur Hanım yazmış. Hanover'e selam olsun. Canlar, ya o kadar çok sonayım seni öpüyorum ablam. Allah senden razı olsun. Ersin abim yazmış. Güzel güzel sözler yazmış. Nur Hanım vallahi Elif gibi sevmek. Canım bacım, hayatımı görürsen ona da çok selam söyle. Onu da çok öpüyorum. Gülen Damum yazmış, desteklemiş, Barbişim yazmış. Canlar, Fatu 67 abla, ellerinizden öpüyorum. Sizin de iki tane kızınız varmış, biri evli galiba, ikisi de gurbetteymiş. Torununuz varmış, kurban olduğum Allah evlatlarınız uzun ömürler versin. Rabbim torununuzu da bağışlasın. Müslüm ama teşekkür ediyorum. Ya var var var, isimlerini göremediklerim varsa hakkınızı helal edin. Vlog'da paşaların annesi demiş ki, vlog'da oldu deyip durma Selma, kızacağım demiş. Vlog'da oldu, 2 saat oldu Selma. Öyle dedin değil mi? Vallahi kızarım kız Selma. Biz demiş izleriz Selma, hiç sorun değil demiş. Bacım yine de kıyamıyorum, inanın hakkınıza geçmeye de korkuyorum. Valla sizin şu yorumlar beni böyle mutlu ediyor. Yaptığım hatalarımız oluyorsa ara sıra oluyordur. Hakkınızı helal edin. Olmaz olur mu Selma? Vlog'u çok uzun tutuyorsun. En büyük hata bu. Yazık, günah değil mi? Valla bugün Ercan Bey'le dişmeyeceğim. Şurada gerçekten bak, şurada kuzu kuzu oturuyorum. Moruç açıldı Selma, daha oturuyorum. Bekliyorum. Açıldı mı? Açıldı. Aa, saatin de yok. Açıldı, bekliyorum. Bir kaç kız saat? Gene beni kandırıyor bu. Ve daha 20.44. Aa, daha var kız. 9'u kaç geç ama anne bileyim. İmsakiye şurada da dakika başı bakacağım. Ben de şimdi oturtturdun beni buraya Selma. Biz geçen 2 gündür geç açıyoruz ya. Bugün dedim erken de masamız. Bugün de erken Evet. 2 gün geç açtım bugün erken. Saat dakikalarımız geri alak arkadaşlar. Olmuyor bana. Tövbe estağfurullah. Beysel Hoca kızar. Mustafa Enişte kızar. Sus. Şaka yapıyorum ben. Bu adam da bir acayip. Zaten benim hiç canım yemek istemiyor. Bir yersem karpuzdan biraz üzüm alırım. Onu da yemesem az. Suyu iç, gir, yat, uyu. Allah Allah. Ercan ne diyorsun sen? Oo, bu ne diyor bu? Oo. Ben acıttım Selma. Sus. Sen zaten ne zaman duydun ki? Kim bir karbacımız yazmıştı ki Ercan abinin ilk vloglara baktım. Ercan abi açım diyor. Hala aç. Ercan abi doymayacak bu gidişle diye yazmıştı. O hanımefendi artık gelmiyor galiba, genç bir kızımız. Ercan'ı hiç doyuramayacağız. Biz evet. Ercan abinin hiç çenesi durmaz. O dakika başı dıkınır. Aç kelimesi nereden geliyor? Ben size hemen bir izah edeyim. Dur bak. He. Tok insan açım der. O yüzden ben hep tok olduğum zaman bilerek açım diyorum. Aç olsam karnım tok derim. Nasıl gördün Selma? Normalde gerçek öyle. Ben onu latife olarak kullanıyorum artık, açım diye. Öyle. Bak ben senin bu sözünü nereye bağladım biliyor güzel musun? Güzel değil mi bak benim sözüm? Güzel, çok güzel. Bence güzel. İstemeden ilk defa güzel bir söz kullandın. Hayır, benim aslında içimde ne cevherler var da çıkarttırmıyorsun. Abo! Ne cevherler var mı sende? Tabii bende bir laflar var da ben konuşamıyorum ki.
unutuyorum. İlham hemen kaçıp gidiyor. Anam ne ilhammıştır o ilham, hemen söyle be. Ne benzeyin şey zincirlerim sana. Ben ne bileyim. Vay be, de ilhamlar varmış da kaçırıyormuşuk da. Ne mücehiveler varmış. Yoksa var derim. Varsa yok derim. Kimse bilmesin. Aşık Veysel. Başladık. Dur Allah kim? Rahmet eylesin. Ay Selma sus be kadın be. Ay ne güzel söylüyordun. Bak ne güzeldin ya. Ben senin dur neyse ben unutmam benim unuttum. Kafamda. Sen hani top dedin ya, tokum dondan açın diyorum evet, diye. Öyle. Ben onu nereye öyle bağlarım biliyor musun? Bak hemen sana dur şimdi kafamı çalıştırayım. Tok açın halinden anlamaza bağlarım. Tok açın. Halinden anlamaz. Anlar. Anlamaz. Tok açın halinden anlamaz. Anlar. Sen toksun. Karşında açın birini evet, görürsen senden bir yardım istesin. Abi açım şuradan bana bir sokum ekmek al ne bileyim. Veyahut da bir patronsun evet, iş için çalışıyor. Sen şurada karnını doyuruyorsun. İşçi ya, orada anladım, çalışıyor. Anladım. Aç susuz umursamazsın. Onun açlığından anlamazsın. Sadece kendi nefsini düşünürsün. İşte orada bir fark var. Neden fark var? Ha, dur bakalım çık. Ben anlarım. Ben kendi şahsıma konuşuyorum. Oy şahsına konuşma, biz genelleme yapıyoruz. Dünyada bir tek sen yaşamıyorsun. Milyonlarca ben insan var. Ben açın halinden için anlarım. Tamam anlar. Bu anlar. İyiyin kötüsünü anlarım. Karnı aç. Al işte. Canlar gerçekten öyle. Ercan güzel bir konuya değindi. Tok açın halinden anlamaz. Biz şu mübarek Ramazan'da açlığın yani ne demek olduğunu çok iyi anladık. İnanır mısınız? Ekmekler var ya. Ertesi günü kalıyor ya, ekmekler normalde yemeyen çocuklar böyle yapıyor. Anne ekmek ne güzel kokuyor. Halbuki normalde bir gün sonrasını yemezler, illa taze ekmek olacak. Ekmek bile çocukların gözlerine. Hatta şuncacık bir şey arttığı zaman çocuklar diyor ki anne atmasın da atmayalım onu diyor, koyalım da yarın yeriz diyor. Yani gerçekten nefsimizi terbiye ediyoruz. Yani mübarek bu aylar bizlere çoğu şeyi öğretiyor. Hatta sağlık açısından da o senede bir kere oruç tutmak çok iyiymiş, çok yararlıymış. Yani kurban olduğum Allah bizleri ben sana gerçekten bu şeylerle, misal namaz kılıyorsun 5 vakit, o namazda bile egzersiz yapıyorsun. Senede bir oruç tutuyorsun, ya vücudun sağlıklı sağlığına kavuşuyor. Aynı sağlıklı zamanda maneviyatını doyuruyorsun. Anlatabiliyor muyum? Ne yapıyoruz maneviyatımızda? Yemeklerimizin kıymetini biliyoruz. Açlığın ne demek olduğunu biliyoruz. Yani aynı zamanda paylaşma zamanı. Nasıl paylaşma zamanı? Malımız, zekatımız varsa malımızdan zekat veriyoruz. Evimizde yediğimiz kişi başına fitrelerimizi veriyoruz ki bunları da ihtiyacı olan insanlara gidiyor. Veyahut da durumu gayet iyi olan hanımefendiler, beyefendiler, yetimlerimizin hani gözetiyor, fakirleri, dulları gözetiyor. Çocuklarına bayramlıklar alınıyor. Eskiden öyleydi. Şimdi ama hala öyle mi bilmiyorum. Yok be, bayramlık bir anım var, onu anlatayım. Vallahi aslında var ya blok doluyor. İyileme, hemen konuş. Bu 11 ayın sultanı değil. 12 ay boyunca yapacağımız şey gerçekten bazen sırf bu 11 ayın sultanında yapılıyor maalesef. Gerçekten. Yani sırf bu yani ayda yani senede bir kere değil diyor. Her zaman yapılıyor. Her zaman düşünmek lazım demek istiyor. Her zaman düşünmek lazım. 12 ayını düşünmek lazım. Yani senede bir kere değil, her zaman evet, her hayatımızda evet, evet canlar. İlla ki bu aya geldikten sonra, bu aya gelince mi böyle şeyler aklımıza gelmesi lazım? Aslında çok yanlış ama size çok anlatacağım şeyler var. Başka zaman anlatacağım size. Evet canlar, gerçekten hani senede bir kere değil, tabii ki yapanlar fazlasıyla yapıyor. En güzel yardım gizli yardımdır. En güzel destek gizli, kimse bilmeden tabii görmeden canım, yapılan öyle hayırdır diye düşünüyorum. O öyle zaten. Biz küçükken eskiden öyleydi, şimdi de öyle mi bilmiyoruz. Misal bizim oturduğumuz semtte benim babam o zamanlar muhtarlık da yapıyordu. İnanır mısınız, mahallede yetim, dul böyle çocuklar varsa onlar araştırılıyordu. Ve o çocuklara aileler toplanıyorlardı. Kendi aralarında paralar alınıyordu. O çocuğun ay tüylerim diken diken oldu. O çocuklar götürülüyordu efendim. Bayram bizleri alınmadan önce o çocukları alıyorlardı. Mahalleli toplanıyorlardı. O kız çocuğuna, oğlan çocuğuna alışverişlerini yapıyorlardı. Bayramlık ayakkabılarını falan alıyorlardı, kıyafetlerini. Evlerinin yiyeceklerini alıyorlardı. Samimi söylüyorum, evlerine götürüyorlardı. Biz küçüğüz. Biz de hani kıskanıyorduk böyle. Aa benim babam niye onu alıyor ki? Annemiz bize kızıyor. Susun.
Onlar yetim. Bu böyle yapacaksınız. İleride büyüyünce siz de yapacaksınız. Yani biz böyle böyle yetiştirildik. Ercanlar da annesi gildi aynen öyleler. Yani burada hatta Ercan'ın dayısı vefat etmişti. Annesi 3 tane mi yetimdi? 3 değil mi? 3 yetimleri kalmıştı. Almış buralara getirmiş, bakmış, büyütmüş. Yani gerçekten yetimlerimizi, dullarımızı, kimsesiz yaşlılarımızı özellikle sahip çıkalım. Elimizden geldiğince. Ya bir tabak yemek. Bakın bir sürü orada yemek var. Şöyle bir tabak yemek. Yapacaksın, vereceksin. Hiç demeyin. Dışarıdaki hayvanları da unutmayalım. Bizim buralar soğuk şimdi ama Türkiye'de yavaş yavaş ısınıyormuş herhalde. Kapılarımıza evimizden kalan yemeklerimiz, imkanımız varsa mamalar alalım. Hayvanlarımızın yediği mamalardan. Suları su koyun bir kap kapılara. Onları da unutmayalım. İşte canlar böyle. Bir de şeye dikkat edelim, mesafeye. Bakın ne bileyim, bugün Gizoş dedi ki abla buralarda vakalar bayağı artıyor. Bilmem ne bir şey virüsü daha çıkmış falan dedi. Ne kadar doğru tam bilemeyeceğim. Allah Muhammed aşkına kendinize dikkat edin. Korunun. Mümkün olmadıkça kalabalık ortamlara da girmeyin. Şu an bizim burada zaten insanlar dışarı çıkmıyor. Benim sokakları görüyorsunuz bomboş. Ama Türkiye'de öyle değil. En azından kurallara uyalım. Sağlığınız için. Tabii canım. Beni Türkiye'de fazla izleyen yok ama eğer bir iki kişi izliyorsa da en azından bir iki kişiye mesajım gitsin. Ve efendim biz burada noktalayalım. Vallahi fena olmaz Selma. Nade şey benim çene düştü. Vlog patladı gitti. Ne? Çoğu yerleri keserim çünkü çok uzun oldu. Kesik kesik görürseniz de kızmayın. At gitsin 3 saat. At gitsin. Yok olmaz o kadar. Ya ne kadar bak. Evet efendim, vloglarımı en başta ilk attığım saatlerde, dünkü vlogum çok güzel izlendi. Attığım anda can bacılarım geldiniz, izlediniz. O anda o ilk 1 saatte o kadar güzel vırırırt diye yukarı çıktı. Ama bu vlogum düşük oldu. Olsun, buna da şükürler ondan olsun. Ondan da modu düşük. Yok yok değil. Yok yok. Vallahi değil. Canlar, benim evet, gene arkadaşlar, motora bağladım. Sen çok 20. Sen 20 olmuş. Ha, beni delirttin aslında. Saat sofrayı oldu. Da böyle bıraktın. Ah öldürdün. Oruç açıldı mı? Ay yok, kurban oldum. Hepinize beni kandırmayın. Ay kurban oldum. Açılmadı mı? Ay kurban oldum. Allah razı olsun, geldiniz, dinlediniz. Kusura bakmayın. Ben sizden özür diliyorum. Ne yapayım, susturamıyorum. Hoşça kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Almanya'da gurbet çayla kalın. Ben size her zaman diyorum, abone olmak vallahi parayla değil. Abone tuşuna basın, bir yorum yazın. Tanımadığımız arkadaşlarımızla bir yorum, bir selam yazsın ki biz de bilelim kimlerle daha arkadaşız. Çok sevinirim. Sizleri seviyorum. Efendim, hoşça kalın, dostça kalın. Almanya'daki gurbetçi aileyle ne olur kalın. Like, Ercan Bey'in dediği gibi bir like, bir yorum. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, dostça kalın. Öncelikle kendinize iyi bakın. Şu gariban bacımıza bakalım. Vallahi gariban, şu gurbetçi Almanca, Avrupa'daki bacılarım, kardeşlerim, desteğinize ihtiyacım var. Türkiye'de pek beni sevmiyorlar galiba da. Gurbetçi bacılarımdan, kardeşlerimden destek bekliyor. Türkiye'den izlememiz yok. Türkiye'de beni pek izlemiyorlar. Bir de abone olmayan izleyiciler çok izliyor. Evet. Abone olanlardan fazla abone olmayan izleyiciler izliyor. Onlar da abone olsunlar. Rica ediyoruz. İster evet. Olun, ister olmayın. Evet. Ama her zaman hayatta musmutlu kalın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.